Adım Hasan Öğün, voleybol antrenörüyüm. Bugün voleybolla alakalı parmak bas çalışması hakkında evde çocuklarımızın yapabileceği bir takım hareketleri göstereceğim. Parmak bas, vücudumuzun yani parmak basla alakalı bir tanım yaparsak, vücudun düz durması hali, top geldikten sonra dizlerimizin bükülüp, işte dizler, eller ve bilekler yardımıyla topun istenilen hedefe ulaştırılması olayıdır. Bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Top gelmeden önce vücut düz. Top geldikten sonra dizlerimizi kırıyoruz. Kollarımız yana ve hafif öne açık olacak şekilde. Baş parmaklarımız ve serçe parmaklarımızla gelen topa yuva oluşturacak şekilde topu yerleştirip istenilen hedefe atılması olayıdır parmak bas. Şimdi arkadaşlar parmak basla alakalı bazı püf noktaları anlatacağım. Yani yapılması gereken doğru hareketi anlatacağım. Parmak bası alırken iki baş parmak bir üçgen oluşturacak şekilde top alın hizasının biraz üstünde. Gözler ellerde ve istenilen hedefe topun atılması oluyor. Şimdi bunu duvarda göstereceğim. Dizleri kırıyoruz. Evet, kollarımız yana ve hafif öne doğru. Topu dediğim şekil baş parmak ile serçe parmağı arasında bir yuva oluşturacak şekilde oturttuktan sonra topu duvara atıyoruz. Evet, dizlerimizde bir kaldıraç görevi. Evet, görüyorsunuz benim boyum uzun olduğu için bunu yapmakta biraz sıkıntı çekiyorum. Dizlere dikkat, dizler bir kaldıraç görevi görecek. Evet, topu tutuyoruz. Sevgili öğrenciler, evde duvarlarınız müsait olmayabilir. O yüzden sizlere şunu önerdim. Kontrol pas çalışması da yapabilirsiniz. Kontrol pas olayı şu. Aynı şekilde dizlerimizi kırıyoruz. Şu. İsterseniz yürüyün. Şunu da yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz zaman herhangi bir koltukta oturup aynı şekilde kontrol pas çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu. Gözler topta, kollar 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır. Bunlar voleybolun püf noktaları, parmak basın püf noktaları. Sevgili öğrenciler, bugünkü parmak bas çalışması anlattım sizlere. Parmak bas çalışması sizlere anlattım. Bir sonraki videomuzda manşet bası anlatacağım. Sağlıcakla kalın.